Atilla Demirci. Evet. Adana'nın Ceylan ilçesinde doğdum. Babam İbrahim Demirci. Annem Melek Demirci. 10 kardeşiz. Ve benim babam 12 yaşında Tunceli'den Ceylan'a göç etmiş. O zamandan bu yana benim babam bisikletçilik yapmış. Bisiklet tamirciliği. İlk başta bindirmiş bisiklete parasıyla. Ücretli. Ücretli bindirmiş. Sonradan da o zaman tamirci olmadığı için bisiklet tamirciliği yapmış. Yani biz babadan gelme bisikletçiyiz. Hemen hemen 70 yıldır Ceyhan'da yaşıyoruz. Küçüklüğümde çok yaramazdım. Hiç durmazdım yerine. Evin en küçük çocuğu benim. 10 kardeşin en ufağıyım. O yüzden de tabii küçüklüğümüz yaramazlıkla geçti. Büyüklerim devamlı bana kızardı. Akıllı ol, akıllı ol diye. İşte biz de yaşlandık. Yaşımız oldu 43. İnsan tabii belli bir yaştan sonra kendine biraz çeki düzen veriyor. Çocuklarıma bu işi öğretmek istiyorum ama çocuklarım bu mesleği seçmiyorlar. Artık yani eski işlerin tadı olmadığı için yani şimdiki işlerin tadı eskisi daha iyiydi. O yüzden de yani bütün meslekler yavaş yavaş erimeye başladı. Yani bitmeye başladı. Evet. Biz de devam edeceğiz nereye kadar giderse. İnşallah ilerisi iyi olur ama işte ne yapalım? Evimizi geçindiriyoruz. Odur. Yapacak başka hiçbir şey yok. Ya eskiden insanlar birbirlerinin evine giderdi. Güzel günlerimiz vardı. Yani hep biz giderdik, onlar gelirdi. Yani o zamanki hayat şartlarıyla şimdiki hayat şartları çok farklı. Şimdiki düzende yani insanlar birbirlerine gitmiyorlar. Yani bizim çocukluğumuzun dönemi çok farklı geçti. Biz dönemin son insanlarıyız. Yani o güzel dönemin. O güzel dönemin son insanları bizdik. Biz çünkü Zerdali çalan çocuklar bizdik en son. Erik çalan çocuklar bizdik. İncir çalan çocuklar bizdik. Ama bizden sonraki nesil artık ne alabiliyor ne çalabiliyor. Yani o zaman bizi kovarlardı. O yani yakalarlardı ama kızarlardı, dövmezlerdi. Erik çalardık. Büyüsün iyi. Ya o da bize öyle bir lezzetle geliyordu ya. Çok iyi. Gerçekten yani parasıyla aldın mı tat yok. Oradan koparıp aldın mı tadı vardı. Öyle güzeldi yani günlerimiz. Vallahi. Arkadaşlarla bir olur, gezerdik. Kokarımız var bizim burada. Nerede? Yılankale'de. Giderdik oraya. Yayan giderdik ya. Yılankale. Ta Yılankale'ye yayan giderdik. Yani hesap et. 10 kilometre yolu yayan yürü git gel. Şimdi olsa yapmam. Evet. Tabii ki, o zamanki şey farklıydı ya. Böyle nasıl diyeyim? Biz bisikletlerle Ayas'a gidiyorduk ya. Bisikletlerle. Evet. Şimdi bisikletle eve gidemiyoruz. Çok farklı bir şey ya. Ne oldu peki sence? Enerji mi bitti? Ne oldu? Tabii enerjiden farklı bir şey ya. Bu o zamanki hevesti ya. O Evet. zaman insanların içinde böyle bir heves vardı. Gideceğiz, orada yüzeceğiz. Ama şimdi çocuklar bile istemiyor ya. Denizi bile istemiyorlar. Denize gitmek istemiyorlar. Yani biz o zaman her hafta hemen hemen ya bisikletle ya motorlarla ya da dolmuşta toplanır giderdik 10-15 arkadaş. Evet. Ama şimdi yani araban bile olsa arabayla bile gitmek istemiyoruz. Yani çok farklılaştılar. İnsanlar değişti. Güzel günler geride kaldı. Acaba küçüktük ondan mı öyleydi yoksa?
Yok şu an bile ben genç çocuklara bakıyorum hiçbir yaşama sevinci yok yani böyle bir eğlenme şeyi yok. Ellerinde bilgisayar, tablet, televizyon, bilgisayar hepsi yani bunlar bu çocukların geleceği ölüyor. Dünyası olmuş. Yani geleceği yok. Dünyası onlar olmuş. Yani onlar için de yapacak bir şey yok. Sistem onu götürüyor. Bunlar da bu şekilde gitmek zorunda kaldılar. Biz o zaman biraz şanslıydık değil mi? Yani Yani şanslıyız. Biz bilemeyiz. biz çok şanslı insanlardı. Yani bizim dönemimiz yani çok aranacak bir dönem. Çok geride kaldı. Ve o günleri arıyoruz halen de. Ben de isterim ki benim çocuklarım benim gibi yaşasın. Benim dönemimdeki gibi yaşasın isterdim ama maalesef ki olmadı. Sen lise yaptın Yok ben ilkokul mezunuyum. mı? İlkokul. İlkokul mezunu olduğum için. Ama şimdiki çocuklar ilkokula gittiği halde bir şey bilmiyorlar. Ya yani liseye gidiyorlar. Ben ilkokula gittiğim halde onlardan daha güzel. Matematiğim kuvvetli yani her türlü din kültürü bilmem ne. Hepsi onlardan daha ileri. Çünkü Evet. ben bize o zaman bir şeyler öğrettiler. Yenilgi çocukların geleceği yok. Neden kaynaklanıyor sence? Yani en temel, en Gidişat, temelsel. gidişat ya. Bu gidişat insanları oraya götürdü. O yüzden de değiştiremezsin gidişatı. Şuna da ayrına bir doldurabilir mi? Az da bana at, az da bana at, az da ona attın tamam. Yeter. Eski dostluklar kalmadı kardeşim. Evet. Eskiler çok arar olduk. Gerçekten de yani. Hani şu an bisiklete bile insan binerken biz eskiden bir bisikletten zevk alıyorduk ya. Hani bir bisiklete binmekten insan zevk alır mı? Biz bisiklete binmekten zevk alıyorduk. Şimdikiler arabaya biniyor zevk almıyorlar. Yani insan hayatı yaşamayı bilmeli. Yaşamayı bilmediğin zaman istersen her şeyin olsun. Hiçbir zaman faydası olmaz. Aile bağının kopmaması. Mutluluk için en güzel şey aile bağının kopmaması. Çünkü büyük büyüklüğünü bilecek, küçük küçüklüğünü bilecek. Yani şu an bakıyorsun çocuklar bir şeyler görüyor, farklı şeyler öğreniyorlar. Hani bir insan huzur bulması için aile içindeki yapı güzel olması lazım. Bu şart değil mi? Bu şart yani bu olmazsa olmaz. Sen istediğin kadar çaba göster, istediğini al, istediğini yap. Hiçbir şekilde mutlu olamazsın, huzurlu olamazsın. Ya en basiti size söylüyorum ya. Yani bir bisiklete binip zevk alıyorduk ya gezerken. Şimdi arabayla geziyorsun, zevk alamıyorsun. Hayat insanı öyle kötü yollara çevirmiş ki ne? Yani sen de mecbur kalıyorsun. Mehmet. O mu? Biri 200 lira, biri 150 lira. Ne için mi? Tüm malını çırpma. Biri Kenda. Birini de bilmiyorum valla bak. Seninki kaç numara? Oğlum ben de kim ya? Kaç numara senin lastiğin? Ya numarası olur. Onun öyle göründüğüne bakma sen. Üstüne taktığı zaman yapışıyor o. Gel de gülme. İlkokulu bitirdim. Sanayiye kaportacıya girdim. Baya bir zaman orada çalıştım. Ondan sonra değişik değişik işler yaptım. Berberde çalıştım. Yani milli piyango sattım.
Yapmadım, iş kalmadı yani, öyle diyeyim. İnşaatta çalıştım. Yok, Ceyhan'da, dışarıda. Baya bir zaman Antalya'da çalıştım. Antalya'da. Otellerde filan. Tabii Kürtçünün dönüp dolaşacağı yer Kürtçü Evet. dükkanı olduğu için Tilki'nin. Evet. Biz de geri döndük Kürtçü dükkanına. Bu Yani dükkanı baba nasıl mesleğine. açtın? Aslında ben dükkan açıldığında ben Antalya'da çalışıyordum. Tabii zamanla babam gitme oğlum gitme deyince ben de vazgeçtim gitmekten. Tekrardan baba mesleğine devam ettik. Tabii bu bizim çekirdekten yetme olduğumuz için buna devam etmek zorunda kaldık yani. Bıraktılar. Tabii ben bu işi severek yapıyorum. Sevilerek yapılan iş her zaman güzel olur. Sevilmeden yaptığın zaman kötü olur. O yüzden her zaman mesleğimi seviyorum. Severek yapıyorum. Yani zaten sevilmeden yapan işten bir hayır gelmez. İlla ki seveceksin yaptığın işi. Zevkle yapacaksın. İnsanları mutlu edeceksin. Çocukları mutlu edeceksin. Zaten genelde bu işimiz bisiklet işi çocukları sevindirmek. İnan ki günde 100 tane çocuk geliyorsa 90'ında para yok. Mecburiyetten. Bir de çocukları sevindirmeyi sev. Çocukları severim. O yüzden de hani genelde gelen çocukları boş göndermiyorum. Hepsini bir şekilde yapıyorum. Eski de olsa, yeni de olsa takıyorum malzemeyi, gönderiyorum onlara. O yüzden yani huzurluyum. Ya işte bu bizim baba mesleği olduğu için, çekirdekten yetme olduğumuz için ben bu yıllardır süre gelen bir şey. Yani ne zaman başka bir iş yapsam bile bu işi hayatta unutmam. Bu bizim geleneğimiz bile olmuş yani. Yani hepimizin bildiği bir şey. Kızların bile mi? Hadi ya. Ben ilkokul mezunuyum. Şöyle baktığın zaman hani zannederler ilkokula giden insanlar bir şey bilmiyor. Ama ben kendimi geliştirdim. Kitap okudum. Çevremi geliştirdim. Kültürlü insanlarla diyalog kurdum. Yani basit insanlarla işim olmadı fazla. O yüzden de benim bir çevrem olduğu için burada genelde eve değil de evden çok burada olduğum için hani ikinci bir evim. Aslında birinci evim de ikinci evim diyeyim. Yani ilk evim burası, ikinci evim de burası. O yüzden buradaki çevredeki insanlar beni severler, sayarlar. Ben de tabii aynı şekilde onları sever sayarım. O yüzden de mesela marketçi arkadaşlarımız var burada. Diyalogumuz çok güzel. Onlar sabah çayını yapar. Akşam çayını biz öğlen sonu çayını biz içeriz beraber burada. Bu şekilde hayat devam ediyor yani bizim için. Yani işte demek istedim şu ki insanlar kendilerini biraz geliştirseler her açıdan yani sadece okuma değil, çalışma açısından, hani insanlarla diyalog açısından, her türlü açıdan kendilerini geliştirmiş olsalar sistem onu ezmez. Sistem hiçbir zaman ona zarar veremez. Ne kadar fakirim, fakir olamazsın. Fakirlik nasıl bir şeydir biliyor musun? Fakirlik beyin fakirliğidir. Beyin yoksulluğudur. Biz insanlar olarak hani kitap okumuyoruz. Normal aktüellerden kendimizi eksik ediyoruz. O yüzden de yani sadece benim demek istediğim şu ki insanlar kendilerini geliştirsinler. Bir ilkokul mezunu olup da sadece ilkokul mezunu olarak kalmasınlar. Bunlar kitap okusunlar ya. Kitap her şeyin ilacıdır. İnsan beyninin en büyük ilacı kitaptır. Okumaktır yani. Okumayan insan zaten düz kafalıdır. Yani onun bir görüşü yoktur. Düzdür onun ki çalışmaz, sağa sola gitmez, düzdür. O yüzden insanlara tek demek istediğim, söylemek istediğim kelime kitap okusunlar. Ve kendilerini geliştirsinler ki ne? Sistemin karşısında ayakta dursunlar. Bir hayat görüşü, bir dünya görüşü. Yani benim hayat görüşüm, dünyaya bakış açım bu. Kitap okumak. Sevdiğim şeylerden biri de zaten müzik dinlemek. Ama eğlenceli geliyor. Müziksiz yapamıyorum. Yani müzik benim hayatımın bir parçası olmuş. O yüzden de genelde
Yani 48 saat içinde bunu kesin geceli gündüzlü olarak sayıyorum. Bunun 20 saatini müzik dinleyerek geçelim. İlla ki müzik olacak. Yani insanlar yani nasıl diyeyim ellerine telefonu alıyorlar. Geleceksiz bir şeyle yaşıyorlar. Yani ileriye dönük olmayan sanal bir alemde. Evet. Yani sanal alem seni dondurur. Donuk kalırsın. Ama kitap okumak insanı zihnini açar. Genç kalırsın. Benim yaşım 43. Benim yaşıtlarıma bakıyorum. Yani benim babam yaşımda gibiler aynı yani. Öyle diyeyim yani. O yüzden de yani bu bakış açısına göre değişiyor tabii. Yani insanlar demek istediğim şu ki yani kendini geliştirsinler. Kitap okusunlar, sosyal faaliyetler olsun. Hani her açıdan insanlara iyi yaklaşmayı öğrensinler. Yani bir insana terslik yaparak, kötülük yaparak bir şey yaptıklarını zannetmesinler. O kendilerine zarar. Yani benim burada zaten biz esnaf olduğumuz için bazı şeyleri alttan almak zorundayız. Tabii her şeyi değil de bazı şeyleri. Yani müşteri bağırabilir. Müşteri her zaman haklıdır. O yüzden ekmeğimiz için bazı şeylere göğüs geriyoruz. Sessiz kalıyoruz yani. Tabii kendini kültürsüz, cahil bir insan geldiği zaman yani onu def etmeyi bileceksin. O yüzden de bir insan olarak kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Biz bu hayattan anladığımız tek şey dürüstlük. Yani doğru duvarın yıkılmayacağını hepimiz daha iyi biliyoruz. Yani doğru olursan her zaman kazanırsın. Yani az da olsa kazanırsın. Yani çok kazanmazsın, az kazanırsın. Benim bildiğim babamızdan öğrendiğimiz şey dürüstlük. İnsanları kandırmamak, işini sağlam yapmak. Yani bir de şunu gördüm. Benim babam okumamış bir insandı. İlkokula bile gitmemişti. Okumayan insan şöyle. Kendi kültürü vardı ama okuması yoktu. Cahil olduğu halde insanlara davranış şekli iyiydi. İnsanlar onu çok severdi. Yani biz Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşıyoruz. Benim babamı sevmeyen insan yoktu. O yüzden de şunu öğrendik. İnsanlar kendilerini geliştirmeli. Çünkü geliştirmediği takdirde iyiliği bilmez. Kendine de zarar olur, çevresine de zarar olur. Buna o kadar değer veriyorum ki ne? Yani bu benim kimseye veremeyeceğim canım gibi bir şey. O yüzden kıymet biliyorum. Altmış yıllık bisikleti ve her zaman gözüm gibi bakıyorum. Kaması boşluk yapmış. Onu ayarlıyorum. Rahat gitsin. Evde genelde evin içine katıyorum. Bunu hiç kullanmıyorum ve arada böyle zevkine getiriyorum gezmek için. Hafta sonları geziyorum. Dükkanı kapattıktan sonra tabii.
Bunlar gevşemiş, bunları sıkalım. Yolda giderken sorun yaşamayalım bundan da. Ne zamandır evin içinde olduğu için.